Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum sevgili arkadaşlar. Zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Açık Adres şarkısının analizini yapacağız. Soner Sarıkabadayı. Bakalım hangi tonda okumuş? Nasıl bir şarkı? Bir bakalım. Arkadaşlar şimdi si tonunda okumuş ama şimdi bastığı akorlar çok farklı akorlar ama şimdi siz direkt bilen arkadaşlar yani bu akorları basabilen arkadaşlar yapsın ama eğer yapamayan arkadaşlarım varsa direkt normal si minörle başlasın. Arpejde arkadaşlar önce o çekiyor. Onun bütün şarkılarda öyle. Bak şu üst alt telleri çekiyor. Bak. Eğer bu akoru basamıyorsanız bakın şöyle bir şey yapıyor bak. Si akoru dediğim akor arkadaşlar orijinal tınısı. Birinci parmağınızı si yani mi telinde 7. perdeye koyuyorsunuz. 4. parmağınızı en alt mi telinde 9. perdeye koyuyorsunuz. Bak ton aynı. Bak iki teli birden çekiyor bak. Bastı iki teli bak. Sonra nasıl anlatayım ki ben bunu size? Hani bir arpejimiz vardı ya arkadaşlar. P A M I A M I arpej bu arkadaşlar. Ama şöyle yapıyoruz. P ile A'yı birlikte çekiyor. M I A M I yapıyor bak. Şöyle bir akorumuz var. Bakın. Pardon. Bunu da nasıl yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam tersini. Yine si'de kalıyor. Bak. Birinci parmağı tamam mı? Birinci diyorum. 3. parmağınızı en üst mi telinde si yani 7. perdeye koyuyorsunuz. 1. parmağınızı en alt mi telinde 5. perdeye koyuyorsunuz. 4. parmağınızı arkadaşlar en alt si telinde 7. perdeye koyuyorsunuz arkadaşlar. Bak. Sonra bakın şu şekilde hop. Ya bunu şeyde yapın. Nasıl söyleyeyim size? Eğer bunu hani ilk girişteki introda yapın. Sonra normal akorlara basın. Ha eğer ya ben bunu yapamıyorum dersen de bak şöyle bir şey yapabilirsin. Si 7'li düşün. Tamam mı bak? Si 7'li 4. parmağını en alt mi telin 9. perdesine koy. Bak. Normalde si 7'li çalayım bak. Bak. Şimdi 4. parmağımı en alt mi teline 9. perdeye koydum bak. Bak orada bir do diyez veriyor. O do diyezi verin arkadaşlar. Aynı sesi yakalamak istiyorsanız. Ritim yok herhalde. Burada soft okumuş. Ya bu şarkı zor değil aslında. Bu arpeji çözerseniz, bir de bu akorları dediğim gibi çalarsanız arkadaşlar, çözerseniz çok rahatla çalabilirsiniz. Şarkımızın akorları si minör, mi minör, sol majör. Ha, sol majöre gelelim. Bak, sol majörü buraya gelmiyorsunuz arkadaşlar bu şarkıda. Bak. Fa, değil mi? Bir akor şeyimiz vardı. Karmaşık pozisyon akor sistemi. Bak şu. Neydi bu? Fa, sol basacağız değil mi? Bak. Bak. Şey yapabiliriz. Dur bakayım. Zor bir akor ama. Şöyle bir şey. Sol majörü şu şekilde basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dersini yaptım bu akorun. Do majörü baz alarak arkadaşlar. Karmaşık pozisyon akor sistemi var diye o. Yani hepsini burada arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Yani buradaki sol majöre gelmeyin. Şurada hemen bak. Arpej aynı bak. Arpej anladım. Umarım iyi anlatmışımdır. İkisini birlikte çekiyoruz. Sonra arpeji geri geliyoruz. Yani şu. P, A ile birlikte çekiyoruz. Sonra M, I, A, M, I. P, M birlikte. Pardon. P, A birlikte. M, I, A, M, I. Bu kadar arkadaşlar. Yani şarkımız bu. Ha, bir de fa diyez akorumuz var arkadaşlar. Onda çok rahatlıkla şurada çalabilirsiniz. Ben şarkıyı bilmediğim için söze girmiyorum arkadaşlar. Bak, bak, fa minör diyez, mi minör, sol majör, si. Şu akoru, bak bu da si aslında ama bak bu akoru introda kullanıyor bak. Burada fa diyez veriyor. Yani bastığın notalara bak, şarkıda geçen akorlara bak, aynı tondasın. Ha, basılış şekli farklıdır. Bu şarkımız da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi zorlanacağınız kısım bence bu iki akor ve arpej kısmıdır. Umarım güzel bir ders olmuştur. Şarkıyı iyi dinleyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum.